Beyler bayanlar selamlar. Bugün yine Play to Earn oyununda karşınızdayım. Peki bu hangi Play to Earn? Fear. Bunu aslında normalde 1-2 hafta önce atacaktım size. Kedi de arkada bu arada kuduruyor ama neyse. Bir hafta önce atacaktım ama atamadım, araya işler girdi vesaireler girdi. Ama hala güzel bir kazancı olacak. Çok büyük bir kazanç beklemeyin. Çok büyük bir yatırım da gerekmiyor. Neyse, tüm detayları gelin hadi şimdi videomuzda teker teker inceleyelim. Öncelikle Fear arkadaşlar normal bilindik play to earn oyunlardan birazcık daha farklı, birazcık daha animasyon vari diyeceğim ben bu oyuna. Oyunun kendi token'ı var, adından da belli olacağı üzere. Oyunun token'ı Fear arkadaşlar, şu anki değeri 12 TL gibi bir şey. Arkadaşlar oyuna girmek için öncelikle MetaMask'inize Matic ağını yüklemeniz gerekiyor. Bu oyun Matic ağında, normal BSC ağında ya da Ethereum ağında değil. Bununla ilgili de Google'dan kaynaklara başvurabilirsiniz. Matic yüklediniz ve her şeyiniz hazır. Yapmanız gereken şey şu anda Fear almak. Fear, kaç tane Fear almanız gerekiyor? O size kalmış bir durum. Neden mi? Şöyle söyleyeyim size. Belli bir Fear alıyorsunuz ve bunu stake'e yatırıyorsunuz. Yani adamların vadesine yatırıyorsunuz. Buradaki sayfasından arkadaşlar. Ve bu da size belli bir miktar sonrasında Enfear kazandırıyor. Peki ne işe yarıyor bu Enfear? Enfear'la da arkadaşlar aşağıdan şurada göreceğiniz üzere oyuna giriş bileti alabiliyorsunuz. Ya da kendi NFT'lerinden satın alabiliyorsunuz. Tabi birazcık yüksek istiyor kendi NFT'leri ve OpenSea'de bunlar gayet yüksek fiyata gidiyor. Yani şöyle baktığımızda 200 bin Enfear, 1 milyon, 70 bin. Ki 1 milyonluk olan zaten tükenmiş vesaire vesaire. NFT'leri geçelim şimdi, biz parayı nereden kazanacağız ona bakalım. Arkadaşlar buradan bilet almanız gerekiyor. Bu bileti aldığınızda da bu oyun modu için geçerli sadece. Bu Fear zamanla farklı farklı oyun modları çıkartacak. Ve şu anda çıkarttığı oyun modu Wake Your Undead Neighbor arkadaşlar. Bu oyunu oynayabilmeniz için bu ticket'tan almanız gerekiyor. Ne demiştik en başında? Fear stake yapıyoruz. Karşında bize Enfear veriyor. Ve 750 Enfear artı 10 Fear karşılığında da anahtar satın alabiliyorsunuz. Ticket bile satın alabiliyorsunuz. Ve bu biletle de ardından oyuna giriyorsunuz. Oyun nasıl? Birazcık zor. Aslında zor değil. Başta yerlerini bulmanız gerekiyor. Hatta ben geçemedim. İki tane hakkım vardı. İki hakkımı da yaktım. Ama size nasıl geçeceğinizi göstereceğim. Ve iki tane oyun modu var. Maalesef size ikinci oyun modunu gösteremeyeceğim geçemeyeceğim için, ama o çok kolay. Siz kendiniz geçersiniz. Size sadece anlatacağım. Peki ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Stake'i yatırdınız. Enfear'ınızı aldınız. En sonunda buradan biletinizi aldınız. Bileti aldıktan sonra da arkadaşlar Play to Earn kısmına girelim. Evet, bilet yakma işlemi hala... Bilet yakma işlemi hala devam ediyor arkadaşlar. Bu sırada oyuna girelim. Oyundan cüzdanımızı bağlayalım. Evet, cüzdanımızı bağladık. Oyunun play to earn kısmını açabilmemiz için arkadaşlar yapmamız gereken şey oyunun normal modunda ilk öncelikle 4 tane kill almamız. Şimdi zaten göreceksiniz nasıl olduğunu. Hemen şuradan hızlı hızlı geçiyorum bu kısımları. Oyunda büyük bilerek büyük ekranı almıyorum çünkü kaydı durduruyor. Neden böyle bir şey yapmışlar anlamadım. Şu birinci kilimiz. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. Da dördüncüsü. Şimdi play to earn açıldığına göre play to earn'e geçelim. Toplamda iki tane oyun modu var arkadaşlar. Şimdi size ilk oyun modunu göstereceğim. Red Around. Biletleri yaktıktan sonra arkadaşlar, şu an bende onaylanmadı ama siz de şurada attempts remaining yazacak. Ve attempts remaining yazdıktan sonra da burada sayfayı bir kere refresh yaptıktan sonra Red Around'a basarak İlk oyun modunu oynayabilirsiniz. Oyun modunda, oyunu da büyük ekranda yapamıyorum çünkü o sırada kaydetmiyor. Anlamadım neden böyle bir şey yapmışlar. Belki de paylaşılmasını istemedikleri için. Bilemiyorum.
Ben size şimdi tüm farelerin yerlerini göstereceğim. Mutlaka bu farelerin yerlerini ezberleyerek girin. Çünkü oyun birazcık zor. Belli bir süre içinde farelerin hepsini tıklamanız gerekiyor. 35 tane fare vardı galiba. Evet, 35 farenin hepsini tıklamanız gerekiyor. Bazıları küçücük, çok küçük. Ve bu bölümü geçtikten sonra da arkadaşlar size belli bir oranda fear veriyor. Yani siz ne yaptınız? Fear aldınız. O fear'la bilet aldınız. Biletle de ardından tekrardan fear kazandınız. Bu şekilde oyun devam edecek. Farklı oyun modları çıkacak. Sürekli fear kazanacaksınız ve fear'ları satabilirsiniz de. Tekrardan stake'e koyup en fear elde edip NFT'de kazanabilirsiniz arkadaşlar. NFT'lerde OpenSea'de güzel fiyatlara gidiyordu. Düşük fiyatla bu oyuna başlamak isterseniz evet böyle bir oyun. Neyse şimdi gelin size oyunda hepsinin yerlerini göstereyim. Oyunda gördüğünüz ama diğer oyun modunu maalesef sizlere gösteremeyeceğim. Ama size sadece şunu söyleyebilirim. Sadece tavukların kafasına nişan almanız gerekiyor. Size sürekli tavuklar saldırıyor ve tavukların kafasına nişan alıp onları öldürmeniz gerekiyor. Bu fareden çok çok daha kolay bir oyun modu. Onu bir sonrakinde bilet yakımım gerçekleştiğinde sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Son olarak Fear'da nereden alabilirim derseniz direkt QuickSwap Exchange'i kullanabilirsiniz. Ya da kendisi burada aslında yönlendirmiş neredeydi. Hemen şurada Buy Fear dediğimizde büyük ihtimalle kartınızda da bakalım evet otomatik olarak buradan alabiliyorsunuz. Ama neden Ethereum demiş bir bakalım kontrol edelim. Fear'ı seçebiliyoruz ve Fear'ı direkt kartınızda da buradan satın alabiliyorsunuz. Ama genelde burası fazla komisyon koyuyor. O yüzden benim size önerim normal borsalardan ilk öncelikle bir Matic çekin. O Matic'i özellikle Binance'dan alabilirsiniz. Binance'dan Matic'i aldıktan sonra cüzdanınıza atın ve buradan swap işlemini gerçekleştirerek Fear'ı alın. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Umarım geçersiniz. Sizler için bedava para olacak. Çünkü 10 yatıracaksınız, karşılığında 20 alacaksınız. 10 yatıracaksınız, 50 alacaksınız. Sürekli Fear'ı böyle arttırabileceksiniz. O yüzden bu oyunu kaçırmayın. İlk oyunu kaçırmış olabilir misiniz? Yani hala satışta 186 tane kaldı ama benim size tavsiyem bir sonraki oyun modları için şimdiden fear'ınızı stake'leyin ve en fear kasmaya başlayın. Sonraki oyun modlarının biletini de buradan alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.